de haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi şu üstteki çalışmayı yapacağız. Bunu yapabilmemiz için önce ön sırada bir sıra düz örgü öreceğiz. Arka sırada bir sıra ters örgü öreceğiz ve kenardaki 6 ilmek haroşamızı haroşa örgü olarak öreceğiz. Evet, düz örgülerle birlikte örgüme başladım. Son 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıralarımızı tamamlayalım. Son 6 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Geri dönüyorum. İlk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 5 ve 6. Ardından ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ters örgülerle arka sıramı ördüm ve tamamladım. Şimdi ajur çalışmamıza başlayacağız. Ne yapmıştık? 6 ilmek haroşadan sonra ilk ilmeği örüp sonra bir dola bir kez yapmıştık. Geldik sıra sonunda. Bir dola 2 ilmeği bir örle birlikte sıramızı tamamlamıştık. Şimdi bu taraftan örgümüze model çalışmamıza başlayacağımız için aynı şeyi buradan başlayarak yapacağız. 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Bir ilmek dolayacağız. Sonra 2 ilmeği birlikte ör, 1 bir dola. 2 ör, 1 dola. Bu şekilde simetri çalışmamızı yapmış olacağız. Evet, ilk 2 ilmeği birlikte örerek başladım. Sonra 1 dola. 2 ilmeği birlikte ör. 1 bir dola. 2 ilmeği birlikte ör. 1 bir dola iki ilmeği birlikte ör. Bu şekilde sıramızı örelim. Sıra sonunda yine birlikte devam edelim. Sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. En son bir dolayıp iki ilmeği birlikte örmüştüm. Şimdi bir kez doluyorum hemen yanındaki ilmeği düz örgü örüyorum ardından 2 4 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum Evet buranın kurulumunu da anlatmış oldum şimdi arka sırada ilk 6 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum 4 5 ve 6 ardından var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. İki model kurulumunun da anlatımını yaptım. Ardından yine iki diş boyunca haroşamızı öreceğiz ve yine ajur çalışmamızın ee, üçlü ajur çalışmamızı yapacağız. Tekrar iki diş haroşa öreceğiz. Ardından yine bir dola iki ilmek ör ajur çalışmamızı yapacağız. İki diş haroşa daha öreceğiz. Sonra yine üçlü çalışmamıza başlayacağız. Sonrasında iki diş haroşa boyunca örgümüzü örerken yine kesim işlemlerine başlayacağız. Evet buraya kadar anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Artık videoyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Kesim yerimize kadar örgümüzü örelim. Ondan sonra kesim çalışmamıza da diğer taraftan nasıl başladığımı sizlere göstereceğim. Oraya kadar örgülerimizi örelim. Model çalışmamı bitirdim. 1 2 3 tane üçlü ajur. Toplamda 1 2 3 4 5 çalışma yapmış olduğum 2 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Ve şimdi yine kesme işlemlerine başlayacağız kroveze çalışmamız için. Bu kez sol taraftan kesme yapacağız. Düz örgüler, e, haroşa örgülerle birlikte örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonunda 8 ilmeğim kalınca kesme işlemi yapacağım. Diğer tarafta ne yapıyorduk? 6 ilmek haroşamızı örüyorduk. 7. ve 8. ilmeğimizi birlikte örerek kesme yapıyorduk. Şimdi de son 8 ilmek kalan 7. ve 8. ilmeği birlikte örerek kesme işlemimizi yapacağız. Ardından Sıra sonunda kalan 6 ilmek haroşamı öreceğim ve sıramı tamamlayacağım. Evet haroşa örgülerle son 8 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet 2 4 6 ilmek kenar kısmında olan haroşalar ardından 2 ilmek haroşam var. Bu 2 ilmek haroşamı da birlikte örerek kesme işlemi yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sıralar yine sadece haroşa olacak. Ön sıralarda geleceğiz. Son 8 ilmek kalınca 7. ve 8. ilmeği birlikte öreceğiz. Ardından son 6 haroşamızı örerek sıramızı tamamlayacağız. Ve bu şekilde 2 4 6 8 10 diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz. Şişimizde 35 ilmeğimiz kalacak. Ardından yine konumuz için 46 ilmek artırma yapacağız. Bu sefer artırmalarımızı sağ tarafta yapacağız arkadaşlar. Ve yine Kroveze için eksiltmelere devam edeceğiz. Kolumuz için haroşalarımızı öreceğiz. Birbirinin simetrisi iki tane parça elde etmiş olacağız. Ve ön bedenlerimizi böylelikle tamamlamış olacağız. Sonrasında arka bedene devam edeceğiz. Şimdi anlattığım kısma kadar örelim. Ee, diğer parçamızı da tamamlayalım. Sonra arka bedene hep birlikte devam edelim. Evet, sağ bedenimizi ve sol bedenimizi çalıştık. Bitti. Şimdi sol bedenden sağ bedene ilmek ilave ederek yaka çalışması yapacağız ve arka bedene devam edeceğiz arkadaşlar. Geliyorum. Hemen ilk ilmeğimi örüyorum. 5 şişime takıyorum. 1. Örüyorum. Şişime takıyorum. 2. Tıpkı kolumuzda yaptığımız gibi örüyorum. Şişime takıyorum. 3. Örüyorum. Şişime takıyorum. 4. Bu şekilde tam 20 tane ilmek şişimize atalım ve iki bedeni birleştirerek örgümüzü örmeye devam edelim. 19 ve son olarak bir kez daha örüyorum. Ve şişime takıyorum. Yakam için 20 ilmek ilave etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar sağ bedenle birleştiriyoruz. İlk ördüğümüz beden çalışmamızdı. Geliyoruz. Hemen örmeye başlıyoruz haroşa örgülerle örgümüze devam ediyoruz yaka çalışmamızı da yapmış olduk bütün olarak örgümüz ilerleyecek bundan sonra 63 63 126 ilmeğimiz vardı her iki şişimizi topladığımızda 20 ilmekte yaka çalışması yaptık 146 ilmekle birlikte sadece haroşa örgü olarak Örgülerimizi örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde haroşa çalışmalarını yapacağız. Arka bedenimizi kol kısmımızın devamı olacak şekilde ve arka bedenimizi örmeye devam edeceğiz. E, bu şekilde örgülerimizi bir e, miktar örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Arka bedeni kollarla birlikte toplamda 19 diş olacak şekilde ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 19 şimdi kol çalışmamız da bitmiş oldu var olan kol genişliğimiz oldukça uygun şöyle ikiye katlayacağız ve örerek kesme tekniğiyle hiç ipimizi koparmadan dikişle uğraşmadan çalışmamızı tamamlayacağız. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz tam kol altı başlangıcımızın olduğu kısımdan birer birer ilmekleri çıkarıyoruz. Toplamda 46 adet. Şöyle yakından göstereyim. Şunlar normalde bizim kol için atmış olduğumuz ilmeklerimizdi. Geliyorum şişimle birlikte şöyle her bir ilmeğin içerisine batırarak bu ilmekleri yeniden şişime alıyorum. Yardımcı bir şiş kullandım. Şimdi örgümüzün düz kısımları içeriye gelecek şekilde, şöyle dış kısımları dışarıda olacak şekilde kolumu ikiye katlıyorum ve örerek kesme tekniği ile birlikte kesmeye başlıyorum. Önce bir bir şişimden bir ilmek alıyorum. Sonra diğer şişimden bir ilmek şişime geçiriyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir bir ilmekten bir diğer ilmekten geçiyorum ve ilk kesimimi yapmış oluyorum. Bu ördüğüm ilmekleri şişten çıkarıyorum. Ardından sıradaki ilk ilmeği önce bir şişimden, sonraki diğer, sonra diğer şişimden geçirip ikisini birlikte örüyorum. Bunları da şişten çıkartıyorum. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar bir bir şişten bir diğer şişten ilmeklerime batarak iki ilmeği birlikte örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Ardından arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu birkaç kere keseyim arkadaşlar göstereyim. Her iki ilmeğe batarak düz örgü olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir kez daha göstereyim. 46 ilmeğim var. Her iki şişimde de kol için artırdığımız <laughs> ilmekler bunlar. Bunları bu şekilde örerek kesme tekniğiyle sırayla örüp kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kesim çalışmamızda çok düzgün oluyor. Şimdi 46 ilmeğin tamamını bu şekilde keselim. 46 ilmeğimin tamamını örerek kesme şeklinde kestim. Örgümüzün hem düz tarafı hem iç tarafı çok düzgün bir çalışma olmuş oldu kolumuzu ayırdık şimdi geliyoruz arka bedendeki ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örmeye devam ediyoruz diğer kolumuzda aynı işlemi yapacağız o yüzden diğer kolumuzun bütün ilmeklerini de örerek önce bu sıramızı tamamlayalım. Bütün ilmeklerimi ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, ikinci kolumuzda şimdi kesme çalışması yapacağız. Hemen geliyoruz sayıyoruz. 46 ilmeğimizi buluyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46. 46 ilmeğinin sonuna hemen işaretleyicimi takıyorum. Bu ilmekleri keseceğiz. Şimdi geliyoruz yardımcı şişimizle birlikte ilmek almayı baştan göstereyim size arkadaşlar. Kolumuzun uç kısmından ilmek almaya başlıyoruz. Her ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Çok kolay. Şöyle çevire çevire zaten ilmekler çok belirgin. Bu şekilde 46 tane ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Ardından az önce yaptığımız gibi örerek kesme tekniği ile birlikte kesmeye başlıyoruz. Şöyle kaldıracağız. Bütün ilmeklerimizi aldığımızı kabul edelim. örgümüzün düz tarafı içeride ters taraflar dışarıda olacak şekilde kolumuzu ikiye katlıyoruz önce <laughs> her iki şişten birer ilmek alarak düz örgü olarak örüyoruz ardından sıradaki ilmekleri alıyorum örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum alıyorum örüyorum arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum ikinci kolumuzda da 46 tane kesim yapalım sonra yine birlikte örmeye devam edelim Evet diğer kolumdaki bütün ilmekleri de kestim ve kolları birleştirmiş oldum. Şimdi ters taraftan kesmiştik. Düzeltelim her iki tarafı da. Evet. Gördüğünüz gibi kol çalışmalarımızda çok düzgün oldu. Arkadaşlar bu kolları şöyle kıvırarak kullanacağız. Böyle daha havalı görünüyor. Ama eğer siz bu şekilde kıvrılmasını istemiyorsanız 2, 4, 6, 8, 10 ilmek eksik örebilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Geldik kolda artırma yaptık. 46 ilmek artırma yaptıktan sonra 21 diş boyunca haroşa örgü ördük. Sonra yakamıza 20 ilmek ilave ettik. Döndük. 19 diş haroşa boyunca ördük. Ve kollarımızı örerek birleştirme tekniğiyle birleştirdik. Şimdi diyeceksiniz ki. Elif Hanım. Kol için önde 21 diş haroşa ördük fakat arka beden için kollara 19 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük. Bunu neden yaptığımı şimdi size anlatacağım. Şu şekilde baktığımızda şu ensedeki örgü kısmımız hafif aşağıda kaldı arkadaşlar ense oyuntusu yapabilmemiz için bunu bu şekilde çalıştık. İki diş haroşa boyunca şurada e, kullanmış olduk. Bu e, enseyi bu şekilde oluşturabilmemiz için çocuğun gelip ensesine örgü e, deyip çocuğu rahatsız etmemesi için çok düzgün bir kalıp çalışması yapmış olduk. Ve artık şimdi çok kısa bir sürede örgümüzü örüp bitireceğiz. Arka bedendeyiz. Kol altından sonra ne yapmıştık? 10 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüştük. Sonra e, model çalışmamız vardı. Bu sefer model çalışmasını alttan yukarı değil de biz alttan başladık ve devam etmiştik. Örgü modelimiz bittikten sonra 10 diş haroşa boyunca örgümüzü örmüştük. Şimdi öyle yapmayacağız arkadaşlar. 10 diş boyunca öreceğiz. Tam örnek kısmımızın olduğu yere geleceğiz ve örnek kısmımızı bu kez yukarıdan aşağıya doğru öreceğiz. Hiç değişen bir şey olmayacak. Önce ikili ajurumuzu yapacağız. Sonra tekli ajurumuzu yapacağız ve birebir aynı çalışmanın ters simetrisini örerek hırkamızı tamamlayacağız ve çok güzel bir krovaze hırka elde etmiş olacağız. Şimdi 10 diş haroşa boyunca 54 ilmeğimiz var şişimizde 54 ilmeğimizi örelim toplamda 10 diş haroşayı elde ettikten sonra yine model çalışmasına birlikte devam edelim Kol altından sonra 54 ilmeğim kalmıştı. 54 ilmeğimi 2 4 6 8 10 diş haroşa boyunca ördüm ve model çalışmama başladım. Bu şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi ön bedenle aynı çalışmayı yapmış oldum. Şimdi nasıl yaptığımı sizlere de anlatayım. 10 diş haroşadan sonra model kurulumuna başlıyoruz. 4 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 2 3 4 5. ilmeğimi 6. ilmekle birlikte örüyorum. Bir kez şişime ipimi doluyorum. 1 2 düz ilmek örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. 1 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde kurulumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane arada ilmeğimizin kalması lazım. Şu 2 ilmeği birlikte ör, ördüğüm ilmeği bir kabul ediyorum. Ardından 2 3 4 5'e tamamlıyorum. Tekrar kontrol edelim. 1 2 3 4 5 6. 6. örgümü 6 ve 7. ilmeğimi birlikte düz örgü olarak örüyorum. Yani dolama yaptıktan sonra iki ilmeği birlikte örüyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum. 5. ve 6. ilmeği yine birlikte örmüş oluyorum. Ardından tekrar doluyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bunu bir kabul ediyorum. 2 3 4 5 düz olunca sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir kez şişime ipimi doluyorum. Tekrar 1 2 düz ilmek örüp şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra iki ilmeği birlikte sağa doğru kesip bir kez doluyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Ardından tekrar doluyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sola doğru kesim yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeği tamamladıktan sonra sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir kez doluyorum. 1 2 düz ilmek ördükten sonra tekrar doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ardından 2 3 4 5 ilmekle birlikte sıramı tamamlıyorum. Kurulum bundan ibaret. Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. İkinci kurulumu yine sizlerle birlikte yapmaya devam edelim. Evet arka sırayı ters e örgülerle ördüğüm sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi ikili ajur çalışmamı oluşturdum. Şimdi tekli ajurumuzu çalışacağız. İlk 7 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 Şu 2 tane Ajur çalışmamın arasında iki düz ilmeğim vardı. Bu iki düz ilmeğin tam arasına denk geliyor. Bir kez şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte örüyorum. Ardından bunu bir kabul ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz örüyorum. Yine iki ajur çalışmamın arasındaki iki düz ilmeğimin tam arasına denk geliyor. Tekrar şişime ipimi doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirerek bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine 1 kabul ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ara yerdeyim doluyorum sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirerek birlikte örüyorum bir kabul ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 yine iki ilmeğin arasındayım doluyorum sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirerek iki ilmeği birlikte örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine 2 ilmeğin arasındayım. Son kez doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ilmekle birlikte sıramı tamamlıyorum. Evet, bu kurulumu da bitirdik. Yine arka sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Ardından iki diş haroşa boyunca haroşa örgümüzü öreceğiz. Sonra bir dola iki ilmeği birlikte ör şeklindeki ajur çalışmamızı birlikte yapmaya devam edeceğiz. Şimdi oraya kadar örgülerimizi örelim. Evet ajur çalışmandan sonra iki diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi bir dola iki ilmeği birlikte ör olan kısma geldim. Fakat önce ne yapıyorduk? Bir sıra düz örgü örüyorduk ön yüzde. Arkada da bir sıra ters örgü örerek sıramızı tamamlıyorduk. Önce bir sıra düz ön tarafta arkada bir sıra ters olarak örgülerimizi örelim. Ondan sonra bir dola iki ilmeği bir ör olan ajurlu çalışmamıza başlayalım. Şimdi iki sıra boyunca örgümüzü örüp tekrar örgümüzün ön tarafında birlikte örmeye devam edelim. Evet bir sıra ön tarafta düz, arka tarafta ters olacak şekilde iki sıra örgümü ördüm. Şimdi ajur çalışmamıza başlıyoruz. İlk ilmeği boş alıyorum. Sonra şişime ipimi doluyorum ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişime ipimi doluyorum. İki ilmeği birlikte düz örgü olarak örüyorum. Dola 2 ilmeği birlikte düz ör. Dola 2 ilmeği birlikte düz ör. Tıpkı ön bedende çalıştığımız çalışmanın aynısını uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, sanırım anlaşılır olmuştur. Şimdi bu şekilde modelli kısmımızın da çalışmalarını tamamlayalım aynı ön bedendeki gibi 1 2 3 4 5 tane model çalışması uygulayalım ardından 3 diş haroşa boyunca örgümüzü örelim örgümüzün ters tarafında kesme çalışması yapacağız hem dördüncü dişimizi oluşturmuş olacağız hem de kesme işlemimizi yapmış olacağız şimdi kesme çalışmamızın olduğu yere kadar örgülerimizi örelim sonra kesme işlemini yine birlikte yapmaya devam edelim. Model çalışmamı tamamladım. Ardından 3 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. 4. dişte örerek kesme tekniğiyle örgümün arka kısmında kesme işlemine başladım. Ilmeğimi ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim, ördüm, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bu şekilde var olan bütün ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle ördüm ve kestim. İpimi şurayı dikebilecek kadar uzun bırakıyorum ve örgümü tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi dikiş işlemimiz var. Bir iğne yardımıyla ipimizle birlikte dikiş işlemimizi yapacağız. Dördüncü diş haroşa çalışmamızda arkadan örerek kesme tekniğiyle ördüğümüz e, kesme yaptığımız için oluşmuş oldu. Şöyle iki bedeni yan yana getirelim. ve kes e, dikim işlemine de başlayalım her iki ön bedeni arka bedeni dikerek çalışmamızı tamamlayacağız evet iğneme ipimi geçirdim arkadaşlar iki tane 250 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında ip kullanmış olduk şimdi geliyorum diğer uçta iki bedeni iğnemin yardımıyla önce birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdikten sonra haroşa dişlerini hiza alarak karşılıklı bir sağdan bir soldan iğnemle batarak Örgümü birleştirmeye başlıyorum. Şu düz olan kısımlarda da yine aynı şekilde çalışıyorum. Bir sağdan, bir soldan ilmeklerin arasına giriyorum. Haroşalarda haroşa dişlerinin arasından girerek gördüğünüz gibi çok düzgün bir dikiş çalışması yapmış oluyorum. Kol altımıza kadar bu şekilde örgülerimizi birleştirelim. Evet karşılıklı ilmekleri hiza alarak kol altına kadar geldim. Örgümü birleştirdim. Son olarak iğnemi örgümün iç tarafına gönderdim. Burada sabitleyerek dikişimi tamamlıyorum. Sabitledikten sonra örgümün arasından şöyle birkaç kez yürüterek fazla olan ipimi gizliyorum ve kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde dikişlerimizi de tamamladık. Şimdi hırkamızın şu şekilde halini bir görelim. Evet, çok güzel bir kroveze hırka çalışması yapmış olduk. Arkadaşlar çok düzgün kenar hatlarımız var. Fakat süslemek isterseniz Özellikle kız bebek için örecek olanlar tığ işiyle e, su taşı kenarına gideceğim. Onu da nasıl yaptığımı size göstereyim. Şu kollarda çalışmayı uyguladım. Gördüğünüz gibi çok basit ama kenar kısımları oldukça hoş gösteren bir çalışma. Bunu da nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Geliyorum. Ee, ön bedenimin alt ucundan Tığımla birlikte Önce Olan yerimi Sabitliyorum. Ardından 1-2-3 zincir Çekiyorum. Geliyorum. Zincirin üzerine Batarak 1 ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 3 tane e, haroşa arasıyla batıp bir sık iğne çalışması yapıyorum. Bu trabzanınızın uzunluğuna göre arkadaşlar ayarlamanız gereken bir mesafe. E, eğer kısa trabzan çekiyorsanız 2 haroşa arayla da bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ardından 1, 2, 3 zincir çekiyorum, Tığıma ipimi doluyorum geliyorum şu trabzanın e, olduğu yere batıyorum ve bir ikili trabzan çalışıyorum 1 2 3 haroşa atlıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma ipimi doluyorum şu e, sık iğne çalışmamın tam üzerine batarak bir ikili trabzan çalışıyorum. Bir iki üç haroşa atlayıp araya bir sık iğne ile birlikte batarak sabitliyorum. Bu şekilde çalışmayı ön beden yaka ve diğer ön beden olacak şekilde yapalım. Tam etek ucumuzda bitirelim. Aynı şekilde kollarda da kol altındaki birleştirme yerinden başlayalım. Yine birleştirme yerinde bitirelim. Ardından arkadaşlar kroveze hırkamızda düğme kullanmıyoruz. Bağcık çalışması var. Ee, şöyle bir buçuk metre uzunluğunda ipi ikiye katladım. Burarak e, bir bağcık çalışması hazırladım. 2 adet bundan yapıyoruz. Birini bedenin sağ tarafına, diğerini sol tarafına sabitleyeceğiz. Şimdi kenar oyamızı bitirelim. Ondan sonra bacık çalışmamızı da sizlerle paylaşacağım. Su taşı çalışmamı her iki ön bedende ve yakada tamamladım. Son olarak etek ucumda. 3 zincir çektim sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan yaptım ve tam etek ucuma sık iğne ile sabitledim bir zincir çekerek ipimi biraz uzunca kestim ve tamamladım şimdi arka bedende ipimi yürütüyorum ve sabitliyorum haroşa dişlerinin arasından bu çalışmayı yapıyorum çok düzgün çok temiz bir çalışma yapmış oluyoruz aynı şeyi başlangıç kısmım için yapıyorum onu da hem sabitliyorum hem örgümün içerisinden tığımın yardımıyla yürütüyorum. Evet arkadaşlar çalışmamızı tamamlamış olduk. İster kız ister erkek bebeklere örebileceğiniz çok güzel bir çalışma oldu. 0-1 yaş için kullanılabilecek büyüklükte bir çalışma. Şimdi bağcıklarımız var demiştik. Bağcık çalışmamızı şu kesme çalışmamızı başladığımız yerden yerleştiriyoruz. Yine tığımızın yardımıyla arkadaşlar şöyle batıyorum. İpimin arasından geçiriyorum ve bacık çalışmamı bu tarafta tamamlıyorum. Şimdi diğer tarafı ayarlamak için şu yan dikişlerimizin olduğu yerden düzgünce hırkamızı yerleştiriyoruz. Her iki taraftan da. Evet, tam karşılığı olarak şuradan batıyorum. Diğer bağcığımı alıyorum. Örgümün arasından geçiriyorum. Sonra bağcığı kendi içerisinden geçirerek sabitliyorum. Evet. Bağcık çalışmamızı da yapmış olduk. Burada bağlıyoruz bağcığımızı. Bağcıklarınızı benim gibi arkadaşlar biraz uzun kullanın. Sonra uzunlukları benim gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Rahat bir çalışma yapmış olmuş oluyoruz böyle. Evet. Fazla olan uçları kesip atıyorum ve çalışmamı tamamlamış oluyorum. Şimdi kameramı ayarlayayım arkadaşlar. Bütün halinde hırkamızı görelim. Ve ben size en boy ölçülerini vereyim. Evet hırkamızın son hali böyle. Hem rengi hem modeli hem kalıbıyla çok güzel bir çalışma olmuş oldu. Ben çok beğendim. Arkadaşlar şöyle yakadan etek ucuna kadar uzunluğumuz tam 30 santim hatta 30 buçuk santim kol altından kol altına genişliğimizde 27 santim yani arkadaşlar 0-1 yaş arası giyilebilecek ee, belki bir yaştan sonra da bir müddet kullanılabilecek bebeğinizin gelişimine göre güzel bir kurovaze hırka çalışması olduk şu e, su taşlarımız da çok yakıştı gerçekten. Aslında e, hani kenar çalışmalarımız çok düzgün olduğu için gerek duymamıştım ama modelin orijinalinde olduğu için ben de size aynı şekilde anlatmak istedim. E, model internetten ama e, kalıp ve tarz benden arkadaşlar. Normalde 3 parça halinde örülüp dikilen bir modeldi. Ben ön iki parçayı örüp kolu bütün bir halde arkaya döndüm. Şu ön çalışmayının birebir aynısını arka bedende uyguladım. Yani kendi tarzımla, kendi sayılarımla, kendi kalıbımla size bu modeli anlatmış oldum. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenir ve büyük bir keyifle örersiniz ki çok güzel bir model. Mutlaka örmenizi tavsiye ediyorum. Evet bu modelimle ilgili beğeni ve yorumlarınızı da arkadaşlar her zamanki gibi bekliyorum. O güzel yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.